Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. React ile frontend developer'ın bilmesi gereken örneklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise yine bir React developer'ın bilmesi gereken ön yüzde client tarafında bir loading screens bilmesi gerekiyor. Yani yüklendiği zaman bizim client tarafındaki verilerimiz burada bir bekleme süresi oluyor. Burada loading screens göstermemiz gerekiyor değil mi? Yani bir yükleme ekranı göstermemiz gerekiyor. O yüzden çeşitli ekranlar var zaten. Siz de yapmışsınızdır. Bir loading işte bir tane yuvarlağı diyeyim dönüyordur normalde, ya da işte düz loading yazısı. Bir de burada skeleton diye geçiyor. İskelet yapısı var. Şöyle yenilediğim zaman göreceksiniz. Bakın şurada. Bu bizim yapacağımız örnek şimdi. Aynı YouTube'daki gibi YouTube'dan örnek aldık bunu. Bu şekilde bir örnek. Mesela bunu bu şekilde gördük. Bir de bu şekilde var. Yani bu şekilde bir loading circle'ı. Bir de şöyle yenilersek bu şekilde custom kendimiz eklediğimiz görüldüğü gibi noktalar var. Bunlar da çok kullanılan özellikler. Tabii öncesinde ben mantığını anlamanız için tek tek CSS ile yazacağız arkadaşlar. Sonra bir kütüphaneden nasıl kullanırız onu da göstereceğiz. Biliyorsunuz ben video çekimlerinde öncelikle mantığını anlatıyorum. Yani direkt bir kütüphaneden gidip kullanmak elbette daha mantıklıdır ama öncesinde bu olay nasıl oluyor? Bunun arka planda neler dönüyor? En az yani biraz fikriniz olsa bence daha iyi olur. Daha yararlanmış olursunuz videodan. O yüzden başlangıçta bu olayın CSS kısmında nasıl gerçekleştiğini, sonra bir kütüphanede nasıl kullanabiliriz? Bundan basitçe bahsedeceğim. Evet, videoların devamı için arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir de Discord sunucumuza da burada anlamadığınız kısımlar olsa buraya da gelebilirsiniz. Burada da sorularınızı cevaplayabiliriz. Evet. Şimdi ne yapalım? Hemen projemize geçelim. Şunu biraz sağ tarafa alalım. Ve klasörümüzü oluşturalım. React Loading Screens diyelim. Evet, bu şekilde. VS Code'da açalım bunu. Yani dediğim gibi aslında bu dersin amacı buradaki ekranlarımızı, bakın, verimiz yüklendikten sonra bu şekilde gelmesi. Tabii bunun için bize bir API gerekli. Bu API'yi biz yine burada oluşturacağız. Yine dediğim gibi frontend developer birazcık da API bilgisi olması gerekiyor. Nasıl oluşturulduğuyla ilgili. O yüzden bir backend kısmında çok az bir süre geçireceğiz. Sonra tekrardan asıl konumuz olan client tarafına, yani frontend kısmına geçeceğiz. O yüzden şimdi biz buraya API diyelim. İsterseniz backend deyin. Fark etmez. API'mizi oluşturacağız. Sonra bunun içerisine girmemiz gerekiyor. Bunun içerisinde bir tane index.js oluşturacağız. Şimdi terminalimizi açacağız arkadaşlar. Terminal neredeydi? Ben kısa yoldan açıyorum hep. Tamam. Şuradan açalım. Normalde şöyle CTRL tırnakla kısa yol olarak açılıyor. Evet, C'de tab dedim. API klasörüm içerisine girdim. API klasörümün içerisinde npm init deyip benim için gerekli olan paket bilgilerini getirsin, npm paket bilgileri. Bunun içerisine API'mizin içerisine oluştu. Tabii şu index.js'de API'mizin içerisinde olacak. Güzel. Şimdi bizim basit olarak konsolda yazdırmamız için log hello diyeceğim. Tamam mı? Bunu ne dersek, node index dersek bana burada yazdırır. Tabii bunu sürekliliği için ne yüklemem gerekiyor? npm Nodemon. Evet. Şimdi Nodemon'um geldi. Değil mi? Bakın burada paket bilgilerim içerisine baktığım zamansa evet, Nodemon geldi. Şimdi şu testi sileceğim. Buraya bir tane script'in içerisine start ekleyeceğim. Bu da Nodemon olduğu için index diyeceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi npm start dediğim zaman bakın artık hello şeklinde yazıldı. Artık ben herhangi bir değişiklikte kaydettiğimde direkt benim için değişiklik yazacak. Şimdi ben bir de bu API'mi oluşturmam için, REST API'mi oluşturmam için ne yapmam gerekiyor? Express yüklemem gerekiyor. Onun için de npm-i express diyeceğim. Burada sunucumuz için bize HTTP paketlerini kısaltan bir kütüphaneyi yüklemiş olduk. Şimdi cons express ile express'i çağıracağım. Require diyeceğim, express'i çağırdım. Sonrasında bunu kullanmak için ne yapıyorduk? Express'i bu şekilde kullanıyorduk. Sonrasında app.use deyip ufak bir middleware yazacağız. Ve diyeceğiz ki express.json. Evet. Bu basit bir API oluşturacağız. Sonra bir de app'i dinlememiz gerekiyor. Listen diyeceğiz. 3000 porta değil 5000 portunda dinlemek istiyorum. Ondan sonra burada fonksiyonumu açıp içerisine giriyorum. Sonra bunu loglayacağım. Diyeceğim ki server is running. Şunu sil. Evet. Yani bu fonksiyon içerisine bir logladım ve dedim ki server is running on port 5000 dedik. Tamam. Bunu tekrardan çalıştıracağım. Evet, server'ım şu anda çalıştığını görüyorum. Güzel. Peki bana bazı veriler lazım. Şu verileri nereden getireceğim? Bunun için buraya bir tane biz şey yazabiliriz API'mizin içerisine. Ben önceden oluşturdum zaten fake data.js veya data.js artık ne derseniz. Şimdi buradaki bilgileri ben sizin için oluşturdum zaten video uzamasın diye. Şimdi burada ne var? Bunu kopyaladık. Size videonun açıklama kısmında bunu vereceğim zaten. Bakın burada bir user'ımız var değil mi? Bir user'ımız bir de videolarımız var. Şimdi buradaki asıl amacımız ne? Asıl amacımız user bilgimiz yüklendiğinde burası gelecek. Sonra videolarımız yüklendiğinde burası gelecek. Tamam, burası ve burası veya fark etmez. İşte yani kullanıcı bilgisi ve video bilgisi, yani bunların endpoint'i farklı olduğu için biz de farklı yapacağız. Aynı gerçek hayat projesi gibi. Dediğim gibi yani bu tarz şeyler gerçek hayat projesi yaparak öğrenilir arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiğince düşünüp ve bunun üzerine çalışırsanız ilerlemeniz açısından gayet önemlidir. O yüzden sürekli tekrar edin arkadaşlar ve sürekli uygulama yapmaya çalışın. Mesela burada bu iskelet yapısını öğrendiniz, farklı farklı loading screens'leri öğrendiniz ya, bunlarla bir işte proje yapıp bunu entegre etmeye çalışın ki daha iyi öğrenirsiniz. Çünkü çok soru geliyor. Ne yapmam lazım? Bunu öğrendim, şunu öğrendim gibisinden. Ben elimden gelince zaten güncel bir framework olduğu için React veya Next.js bununla ilgili çok video atacağım. Eğer kanala abone değilsen kanala abone olmayı unutma. Yoksa kaçırırsın ve çok üzülürsün. Şimdi burayı yazdık. Bunu çağırmam gerekiyor. Modülümüzü export ettik. User ve videosu ikisinde vardı zaten. Bunun içerisinde ne var dersek, user'da sadece bir tane isim ve burada da avatarımız var. Tamam mı? Bir tane fark etmiyor. Herhangi bir avatar olabilir. Sonrasında gelip burada da dediğim gibi bir tane videomuzun ID'yi, title'ı şu title oluyor. Sonra altta date kısmında şuradaki bir week ago diyor ya, burası duration, şurası arkadaşlar videonun işte süresi. Image'de de şu image arkadaşlar, bakın buradaki image'ler, buradaki resimlere ben YouTube'da zaten ana sayfama baktım. Ana sayfamda hangi videolar varsa, işte burada bizim kanalımızın videosu var, işte diğerleri yine developer kanalları, yazarım kanalları, İngilizce yazarım kanalları, bunlarla ilgili videolar. Bu arada bu ne oldu? Şöyle çok uzadı. Şöyle getirelim. Evet. Şimdi bir de bunun içerisinde ayrı bir channel özelliği var. Channel'ımızda bir obje. Onun içerisinde bir name ve avatar var. Name dediğimiz bu kanalın şeyi, name'i. Avatar ise kanal sahibinin, video sahibinin avatarı arkadaşlar. Bu şekilde kaç tane? 8 tane, her birine ayrı ayrı açtık. Şimdi ne yapalım? Gelelim bunları artık indeksimiz içerisinde çağırabilirim. Nasıl çağıracağım? Burada const diyeceğim. Şuradan user ve videos require.fakedata bunun içerisinde olduğu için çağırdım. Hiçbir hatam yok. Okey. Şimdi ben bunları nasıl görebilirim? Şimdi ben bunları bir get'e bağlamam gerekiyor ki bunları görebileyim. O yüzden Zaten Express'imizi çağırmıştık burada. Ve diyeceğim ki app.get. Şunu da şuradaki boşluğu sileyim de buradan ayrı olarak gözükmesin. Ve diyeceğim ki API ve user 1 olarak çağırdığında benim API'mdeki JSON dosyasını görebilirsin. Reg ve rest dönüyordu zaten bize bu. Ve içerisine girip ne yapacağız? Rest.json formatında buradaki user'ımızı göndereceğiz. Şu an oldu mu diye merak ediyorsunuzdur. Gelelim localhost 5000'e. Çünkü 5000. portta biz çalıştırmıştık. Evet, şu anda gelmediğini fark ettik. Neden? API user 1. Çünkü şöyle API user 1 diyeceğiz ki şu şekilde JSON'ımız gelsin. Bakın burada. Güzel. Avatar'da burada aynı şekilde. Sonrasında ne yapmam gerekiyor? Console.log dedik. Burayı çağırdık. Evet. Şimdi bir de videoları çağırmamız gerekiyor değil mi? Bunun aynısını aldım arkadaşlar. Buraya kopyaladım. API user dedik. Burası videos olacak ve burayı sileceğiz. Burada da neyi JSON olarak göndermemiz lazım? Response diyerek videolarımızı göndermemiz gerekiyor. Artık buraya gelip ne yazacağım? Videos yazacağım. Evet, tüm videolarım geldi. Artık ben bunu React application'ımda çağırabilirim. Şu an görüldüğü gibi API ile işimiz bitti. Hemen geçelim. Ne tarafa? Client tarafına. Client diyeceğim ve içerisine gireceğim. Şimdi buraya bir tane daha açacağım. Şurası ne olacak? Üstteki benim API'min olduğu terminalim. Alttaki ise burası da client. Ön yüz terminalim. Şimdi buraya ne yapacağız? Klasik npx ile create react app nokta deyip buranın içerisine kurmam gerekiyor react'i. Şu an react'imiz bir şey yanlış yaptık sanırsam. Npx create react app nokta diye yanlış yaptık. Bir şey yanlış yaptık. Pardon. CD deyip client'in içerisine girmedik tabii ki. Bir girelim. npx create react app nokta. Şimdi yüklenecek. Ben hemen burada bir videoyu durdurayım. Evet, şu anda React projemiz yüklendi. İçerisine hemen npm start diyerek ne yapacağız? Ayağa kaldıracağız. Bakalım çalışıyor mu? Şu an localhost 3000 dedik. 3000 her zamanki gibi sağdaki bizim yapacağımız olsun. Burada gereksizleri hemen silelim. Şu logoya kadar sileceğim. Sonrasında şu test olayımız da yok zaten. Onu da sileceğim. Sonrasında indeksin içerisine girip şuraları silelim. Bunu silelim. Sonra app'in içerisine girip logo yok. Logo yok. Evet, şu anda geldi. Sonra app CSS'i. App'i de silelim hatta. Bye bye. Sonra app'in içerisinde bunu da silelim. Evet, şu an geldi. App'i ne yapalım? JSX yapalım. Bir tane dur, şurayı bir öncelikle tanımlayalım ondan sonra. Şimdi app'imiz tertemiz oldu. Bu container class alacak. İçerisine gireceğiz, tamam mı? Bunun içerisinde şöyle bakalım öncelikle yapımıza. Bakın yapımıza baktığımız zaman 3 adet farklı yapımız var. Birincisi top barımız ya da header'ımız, artık ne derseniz. İkincisi soldaki sidebar'ımız. Üçüncüsü ise feed kısmımız. Buradaki postlarımızı tutacak yer, tamam mı? 3 alana ayıracağız. O yüzden ben öncelikle şu sidebar'ı yapmak istiyorum. O yüzden geliyorum buraya, sidebar diye bir komponent açıyorum. Tabi bunun olmadığını söylüyor. O yüzden geleceğim, burada folder diyeceğim, bir tane components deyip bir tane component'ımızı açacağız. İçerisine gireceğiz, diyeceğiz ki sidebar, hatta direkt komponentimizin içerisine de bir tane sidebar klasörü açalım. Şöyle içerisine de girelim. Sidebar.csx diyelim ve bir de CSS yazacağımız için sidebar.css diyelim. Okey. Sonrasında sidebar'ım içerisinde RAFC diyerek burada snippet React snippet'ımızda hemen şunu sil. Şöyle ne yapalım? Hızlı bir şekilde React iskeletimizi hazırlayalım. Sonra sidebar'ı CTRL space ile yukarıya import edelim. Okey, şu anda bir sıkıntı olmaz sanırsam. Evet, olmadı da. Güzel. Şimdi sidebar'ımızın içerisine gideceğiz. Sidebar'ımızın içerisine baktığımız zaman ne var? Bir tane menü butonumuz var. Altında da Home, Explorer ve Subtractions söyleyemedim butonumuz var. Şimdi bunun içerisine gireceğiz ve bir tane class açacağız ve sidebar diyeceğiz, tamam mı? Sonra bunun bir tane kapsayıcısı olacak, wrapper diye, sarmalayıcısı. Sonra kaydedeceğiz bunu. Sonrasında ikonumuzu öncelikle ne yapacağız? Şu ikonları yazacağız tek tek baştan aşağıya. O yüzden geleceğiz. Buradaki ikonlarımızı kullanmak için ne kullanacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Proje Material UI'yi. Hem burada Material UI'yi da kullanmış olacağız. Material UI'ye gireceğiz. Hemen giriş sayfasında buradan başlayabiliriz ve yükleyebiliriz. Hemen gelip bunu ne yapacağız? Yükleyeceğiz. Sonrasında bir de gelip burada ikonları, Material ikon için burada zaten diyor şuradaki kütüphaneyi yükleyelim diyor. Gelip bir de bunu yükleyeceğiz. Bu yüklendikten sonra evet, npm add ne yazmış? Bu şekilde yükleyebilirsin zaten burada da. Material UI slash icons-material şeklinde yükleyebilirsiniz isterseniz. Evet, burada ikonlarımıza geldik. Şu yüklensin. Da büyük bir kütüphane zaten, içerisinde birden fazla paket barındırıyor. Farklı farklı modüller çalıştırıyor. Gerçekten biraz ağır oluyor ama kullanışlı. Tekrardan npm start ile projemi çalıştırıyorum. Dediğim gibi biz bu projede öncelikle mantığını kavramak için CSS ile yapacağız. Sonrasında ise Material UI'nin içerisinde de bakın bir skeletonumuz var. Şöyle skeleton diyelim. Evet, bakın buradaki de bunu kullanacağız ya da gidip React skeleton da kullanabiliriz. Yani ikisi de hemen hemen aynı şeyleri yapacak. Ne yapacağız? Evet, şuraya geldik. Şimdi bunun içerisinde ben ikonlarımı yazacağım artık. Hangi ikonum vardı? Bir tane menü ikonum var değil mi? Şurada. Menü ikonum için şuraya ikona yerine geleceğiz. Materyalde şuraya ikon menü yazacağız. Menüde şu menüyü alacağız arkadaşlar. Sidebar'ın üzerine yapıştıracağız. Sonra menü icon deyip burayı kapatacağız. Evet. Sonrasında baktığımız zaman şu soldakiler var. Bu gelmedi mi? Bu niye gelmedi? Sidebar'ı çağırdık. Çağırdık oysa ki. Allah Allah. Hah, geldi, tamam. Şimdi sidebar'a gidip menüyü çağırdık. Değil mi? Bunun içerisinde başka ne olacak? Bir de şuradakileri ayrı yapacağım. Çünkü bakın bu üstte, bu üçü aynı grupta aşağı doğru uzayabilir. O yüzden geleceğim yine wrapper'ımın içerisinde. Diyeceğim ki nokta sidebar item. Değil mi? Bunun içerisine bir tane şu ikonundan ekleyeceğim. Bu home ikonu. Home ikonu içinde gelip burada home diye aratacağım. Şuradakini alacağım. Geleceğim ve buraya yapıştıracağım. Sonra home ikonu içinde gelip bunu yazacağım ve span altında da bir home yazıyor ya. Şu yazı. Bunu da bunun altına ekleyeceğim. Şimdi bunları tekrar yazmamak için hızla aynı ikonu. Yani bundan iki tane daha var ya, sadece ikon ve isimleri değişik. O yüzden bunu buraya kopyalayacağım arkadaşlar. Şu Explorer ikon, gidelim bakalım buradan. Şu. Gelip bunu import edelim. Bir de burada ne var? Subscriptions var. Bunu da söylemesi zor bir kelime. Bunu da alalım buradan. Evet, şöyle. Evet, burayı kurduk artık. Şimdi CSS kısmında bunun stillenmesine geçelim, tamam mı? Şimdi import deyip bunun içerisindeki CSS'i ne yapacağız? Sidebar CSS kısmına geçeceğiz. Evet, bu CSS kısmında diyeceğim ki öncelikle sidebar'ımın şuradaki hizasını vermem gerekiyor. O yüzden diyeceğim ki sidebar içerisine gir. Width 72 piksel. Yani şuna veriyorum ben şu anda, kapsayıcısına. Sonra yüksekliği 100 VH olsun. Yani ekran boyu kadar kapla. Background'ı da 21-21-21 olsun. Şöyle. Color'ı da içerisindekilerin hepsi white olsun. Okay. Bir de position sticky olsun. Yani benimle birlikte gelsin. Tabii bunun için tab 0 vermem gerekiyor. Yani burada mesela altta daha fazla ürün olsaydı şöyle yapsam olur mu? Bakın benimle birlikte geliyor görüldüğü gibi. Bu da aynı mantık yani. Şimdi baktığımda evet. Mesela buraya 120 deseydim. Bakın scroll çıktı. Gelmedi. Neden? Neyse o burada değildi. Pardon, orayı karıştırmayalım hiç. Evet, width'imizi verdik. Height'imizi verdik. Background color dedik. Color bu şekilde. Stick'imizi verdik ve tab'ımızı verdik. Güzel. Şimdi buraları artık bir adam edelim. Şimdi bakalım ne vardı? Sidebar, wrapper var değil mi? Şimdi buna CSS yazma zamanı geldi. Diyeceğim ki display flex. Flex direction column diyeceğim. Bunları alt alta sıraladım. Align item center diyeceğim. Ve burada da ne diyeceğiz? Padding yukarıdan bir tab verelim. 15 piksel. Evet, bu şekilde. Tabii ki şunlar biraz sıkıntı oldu sanki. O yüzden gelelim. Hepsi de ne vardı? Sidebar item vardı zaten. Hemen ona verelim. Sidebar item. Şurası arkadaşlar. Wrapper değil. Sidebar item. Şu 3 tanesi için. Geleceğim bunlar için de diyeceğim ki display, flex, flex direction, column diyeceğim. Hemen sonrasında bunun bir özellikle font size'ı bir küçültelim. 10 piksel diyelim. Daha rahat gözüksün. Aynen. Sonra bunu hizalayalım. Align item center'la. Güzel. Sonra her biri margin tab 35 piksel alsın. Birbirinden uzaklaşsın. Bu da güzel. Sonra color'ı da ne olsun? 90-90-90 olsun. Evet, bu şekilde. Bir de cursor pointer verelim. Değil mi? Şöyle fareyi götürdüğümüzde aynı şekilde. Sonrasında buradaki yaptığımız gibi şöyle fareyi götürdüğümüzde burada da bir hover olayı gerçekleşsin, değil mi? O yüzden sidebar item hover şu şekilde hover'ımızı verelim. Tabi buna bir de transition ekleyelim ki ne olsun? Color'a 0.2 saniye iyisi olsun. Tabi de buna aktif de ekleyebiliriz. Aktif ne color'ı şey olur. Bunun aynısından olur. Şuna gidip aktif verirsek eğer ne olur? Rengi farklı olur. Güzel. Şimdi bu altındaki textle ilgili bir sıkıntımız var. Onu biraz uzaklaştıralım. Şu spam var ya. O yüzden sidebar item'ın hemen içerisindeki spam'a de ki margin tab 5 piksel. Evet. Şu an onunla ilgili problemimizi çözdük. Güzel. Şimdi sidebar'ımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim şu tab kısmımızın dizaynını gerçekleştirelim. Şimdi burayı bir kapatalım full. Şöyle kapatalım. Client'ımıza girip komponentimiz içerisine bir tane ne yapacağız? Şöyle yapalım bir folder. Tab var diyelim. Bunun içerisinde de yine ne olacak? Bir tane tab var .jsx. Bunun aynısını gel buraya kopyala ve buna da sidebar değil de tab var diyelim. Evet, rafc import tab var css. Güzel. Şimdi tab barımızda neler var? Bir tane sol tarafta logomuz var falan filan. Onları şimdi ekleyelim. Şimdi yine öncelikle klasımız tab var olacak. Sonra şimdi 3'e ayıracağız. Tab bar left, center veya middle. Buraya da right olacak, tamam mı? O yüzden burası tab left dersem sağlıklı olacak benim için. Bunun içerisinde bir tane image var. Bir tane de bir logomuz var. Logomuzun ismi var değil mi? O yüzden buradaki logomuzu şuradan alabiliriz. YouTube logo diyelim. Buranınki miydi? Yani şu Wikipedia'dan herhangi bir, pardon, sağ tıklayıp Open Image in New Tab, yani resmi yeni pencerede aç deyip şu linki alıp gelip burada kopyalarsak alt kalsın bu şekilde. Bunun class name'i de logo olursa tabii ki burada gözükmez. Bunu göstermek için nerede göstereceğiz bunu? Bunun içerisine açıp bir home diyeceğiz, tamam mı? Bunun içerisinde, home'un içerisine gireceğiz ve diyeceğiz ki tab bar işte. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman maşallah yine gözükmedi. Neden gözükmedi? Şöyle yan yana getirmedik şunları. Index.cs'e gideceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki şu bizim app'teki konteynerımız var ya, buna bir display flex diyeceğiz ki yan yana gelsinler. Bir de background vereceğiz buna genel olarak. 18 18 18 diye şöyle tüm yeri kaplasın. Sonra bizim şu yine app'teki buna da geleceğiz. Diyeceğiz ki sen width'i %100 kapla. Yani şurayı full kaplasın. Şuraya kadar. Güzel. Şimdi gelelim app'i kapat. Şimdi top left'imiz bu şekildeydi. Tabi içerisine bir de text yazmamız gerekiyor. Span verelim bir tane buna. Pardon, ne yaptım? Span logo text. Evet. Bu ne olacak? YouTube yazacak. YouTube. Tamam. Left'imiz bu şekilde. Bir de tab center var. Değil mi? Tab center'ın içerisinde ise ne var? Şöyle bir search buton ve burada da mikrofon ikonu var. Tamam, o yüzden top search diyeceğiz bunun içerisinde, center'ın içerisine. Onun içerisinde input diyelim. Input'umuzu açalım. Text olsun, placeholder'ı da ne olsun? Search olsun. Div içerisinde tab search icon container olsun. Buraya da ne yapacağız? Search icon'ımızı koyacağız değil mi? Bunu eklediğimiz zaman bunun class name olacak. Bu da top search icon olacak. Bunu neden ekliyoruz? Çünkü burada bakın etrafı bu şekilde padding değeri verip arka planı biraz daha farklı yapacağız ki, o yüzden bunu bir konteyner belirledik. Ondan sonra materyale girip şuradan search icon'a gideceğiz arkadaşlar. Buradan hangisini istiyorsak, ben şunu sevdim, bunun içerisine gireceğiz ve burada şu aşağı gelsin, bu şekilde yapıştıracağız. Sonrasında tabi burası biraz şey oldu. Bunu aslında top bar'a gidip bir CSS'e şimdilik top bar CSS şunları bir sil. Nokta top bar, top bar, direkt top diyorum. Biraz sıkıntı olabilir. Linçlenebiliriz. Top bar içerisine girip background'ını ne yapacağız? White yapacağız. Şöyle ki bunlar biraz daha gözüksün. Sonra onu değiştiririz. Okay. Şimdi search icon'ımızı ekledik. Bir de yanına hemen şuradaki mikrofonu ekleyelim, değil mi? Mikrofonu eklemek için de gelip buraya mic yazsak. Şuradan alalım mikrofonumuzu. Gelelim buraya. Ve mic icon, mic. Şunu sil. Class vermeme gerek yok. Compilator'da tanımladım. Evet, şurada da görüldüğü gibi mikrofonum geldi. Şimdi sağ taraf gerekli bana. Dışarıdan bir patlama sesi gibi bir şey geldi arkadaşlar. O yüzden bir durdurdum. Yani lokasyon Adana olunca bu tarz şeyler ara ara karşılaşabiliyoruz. Evet, özür diliyorum tekrardan. Şimdi nerede kalmıştık? Baktığımız, evet, tabları yapıyorduk. Sanırsam sağ kısma geçeceğiz. Evet, bu tarafa geçelim. Top right diyeceğiz. Tamam, içerisine girmemiz gerekiyor. Şimdi burada baktığımda yine 1, 2, 3, 4 tane, tabii şu ikon değil, şu avatar olacak. Ve ben buradaki ikonlarımı ekleyeceğim. Şimdi bir video ikonum var, değil mi? Bu. Hemen bulalım buradan materyalden. Video. Şurada plus'lı video call diye arattığımız zaman zaten şu çıkar. Bunu ekledim buraya. Video call icon'a gelip şuradan ekleyelim. Ve tabi bunun class name olacak arkadaşlar, onu unutmayın. Yazın buraya bir tane tab icon yazın. Tamam. Bundan 2-3 tane. Tabi şunlar farklı olacak. Diğeri ise şöyle 3 noktalı apps ikonu olacak. Apps dediğimiz zaman şöyle çıkacak bize ve bunun içerisine girip hemen bunu da import edeceğiz ve apps icon'u da buraya getireceğiz. Bir de neyimiz varmış? Şöyle bir notification'ımız var. O zaman gelelim bunu da notification'ımızı ekleyelim. Hemen bunu da ekledikten sonra evet, buraya yazalım. Güzel. Bir de altta hemen şöyle bir avatarımız var. Şunu yazacağımız. Sonunda içerisine girelim. Image. Tabii şuraya bir class name yazalım. Buraya tab image diyelim. Evet. Şunu biraz küçültelim. Güzel. Tabii search kısmında bir avatara ihtiyacım var. Ben burada Twitter'da kendi avatarımı alabilecek miyim? Eğer beni hala takip etmeyenler varsa Twitter'da takip edin arkadaşlar. Ben neden image'imi alamıyorum? Kardeşim, bana image'imi ver. Image adres. Evet. Getirdin mi? Getirdin. Güzel. Evet, şu resim de herhalde bir 4-5 senedir var. Bunu da bir değiştirmek lazım artık ya. Neyse. Şimdi image kısmını yazdık arkadaşlar. Sonra yapacağımız işlemle CSS kısmına geçmek artık. Çünkü bu tarafta işimiz bitti. Top bar CSS'imize geçelim. Top bar CSS'e. Şunu bir silelim. Tamam mı? Öncelikli olarak bitini %100 olarak belirleyeceğiz. Sonra height'a diyeceğiz ki 56 piksel. Sonra color white diyeceğiz. Evet. Şu an white şekilde ikonlarımızı aldı. Güzel. Sonrasında display flex diyeceğiz. Şöyle bir yan yana getirdim. Bunun ardından bir bunu ne yapacağız? Sağa sola doğru attıralım. Bu şekilde. Başka yapacağımız işlem. Bir de bunun height'ını verdik zaten. Şu avatarı aslında biraz küçültebiliriz. Neyse, onu yapacağız. Bunun background'ını verelim şöyle 20-20-20 diye. Sonrasında bunun tabii ki yukarıdan ne yapmamız gerekiyor? Position sticky ve tab 0 dersek ne olacak? Bizle birlikte gelecek scroll'da. Bir de bunun altına küçük bir border ekleyelim. Border bottom deyip 1 piksel solid 4-4-4 diyelim. Bir de z index her zaman üstü olsun. Okey. Sonra Şuna ben küçülteyim de birazcık rahatsız oldum. Çünkü bayağı aşağı taştı. O yüzden gelelim. Nokta tab image diyelim. Bu tab image yapmıştık değil mi? Doğru yapmışız. Evet. Bunu width 30 piksel avatarımıza, height'ımız 30 piksel. Sonrasında tabi border radius 30 %, hatta 50 %, tam bir yuvarlama olsun. Object fit ile görüntümüzü biraz coverlayalım ve margin right'tan ise 40 piksel, yani sağdan 40 piksel olsun. Container, çünkü belirlemedik, belirli bir container CSS'i. Bir de cursor pointer diyelim. Bunu ayarladık. Şimdi soldaki YouTube tarafına geçelim. YouTube'un tarafındakinde ise neydi? Top left'ti değil mi? Top left'ti. Şimdi top left'te biz flex özelliği vereceğiz. Nasıl bir flex? Şöyle gelip nokta top left, buna flex 3 diyeceğiz, tamam mı? Bu birazcık üçlük bir alan olacak. Sonrasında display flex, ondan sonra align item center diyeceğim. Yan yana gelip bu şekilde hizalayacağım. Tabi bu logoya da biz bir yükseklik versek yeterli. Nokta logo height'ı ne yapacağız? Kaç olsun? 1 piksel olsun. Margin right'ı ise ne kadar olsun? 5 piksel olsun. Bir de cursor pointer olsun. Şimdi şuradaki text'e yazmamız gerekiyor. Logo text. Şöyle yazacağız ve içine gireceğiz. Font weight 500 olacak. Letter spacing, bunda biraz aralarındaki uzaklığı eksi 1 piksel diyelim. Bir de cursor pointer diyelim. Okay. Bakalım da biraz daha büyütebiliriz. Font size 18 piksel. Evet, şöyle daha iyi oldu. Şimdi orta alana geçeceğiz. Orta alanda ne demiştik? Top center demiştik. Şu şekilde. Top left yazdık. Sonra buna top center diyeceğiz. Tabii bununki biraz daha iyi, geniş yer kaplaması için flex ne yapacağız burada? 6 özelliğini vereceğiz arkadaşlar. Bakın burada da ne oldu? Flex özelliğini bilmeyen arkadaşlar için, yani tam pratiği olmayan arkadaşlar için güzel bir örnek oldu. O yüzden yazın. CSS tarafını geçmeyin. Frontend developer olmak istiyorsanız bu önemli. Height 32 piksel dedik ve margin right vereceğiz bir de. Kaç? 80 piksellik margin right vereceğiz. Okey. Bu şekilde. Sonra baktım top search'te ne vardı? Search vardı. Top center içerisinde top search var. Ha. Bunun height'ı %100 olacak. Input'umuz display flex, tabi input değil bu. Daha input'u yazmadık ama kapsayıcısını yazıyoruz şu anda. Align item center diyeceğim. Sonra gelip bunun aynısını aşağı kopyalayıp sonra gelip bunun içerisindeki input'a şimdi yazmamız gerekiyor. Buradaki text input'umuzun width'ini belirli bir yükseklik genişlik yapacağız. 574 piksel. Sonra height'ı da 30 piksel olacak. Border'ı olmayacak. Border istemiyorum. None. Heading left ise şöyle yazdığımız yazı biraz sol taraftan uzaklaşmış olsun. Background ise black olsun ve color ise white olsun. Şöyle bir şey. Lakin bu neden istediğimiz şekilde evrilmedi? Justify content, buna align item center vermesek tabii ki üstte kalır. Gidip şu toplara bunu vermemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar yapıyor bu şekilde. Sonrasında işte ben burada bir yeri kaçırıyorum, tamam mı? Onlar o tarafla ilgilenirken bu arada sürekli bir şey olduğunu, yani ki bir hata olduğunu görüyorlar. Saatlerce uğraşıyorlarmış. Bana yazıyorlar işte, hocam saatlerce uğraşıyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz, videoyu durdurmazsak siz 2 dakika sonra zaten o sorunu çözmüşsünüz. Evet, yani bazen bu tarz durumlar olabiliyor arkadaşlar. Yani gözümden kaçıyor, an şuraya odaklanıyorum mesela, şu yüksekliğine odaklanmamış oluyorum. Sonra onu algılayınca hemen tekrardan orayı düzeltiyoruz. Olur böyle şeyler. Evet, color'da white dedik. Input'umuzun içerisindeki yazıyı da yazdık. Şu placeholder'ımıza bir renk verebilir miyiz? Ya çok da gerek yok ama hadi onu da özelliğini de göstereyim. CSS'te biraz zayıf olan arkadaşlar için. İçerisindeki placeholder'a arkadaşlar şu şekilde biz font size verebiliriz. Ve color'ında 8 veririz. 16 piksel verdim ama tamam, doğru. Güzel, bu şekilde. Şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Bakın burayı bu şekilde yapmamız lazım. O yüzden buna bir tane yapmıştık biz. Kapsayıcı eklemiştik değil mi? Bakın. Tab Search Icon Container diye bir kapsayıcımız vardı. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunun bir height'ı %100 olacak. Input da aynı şekilde olması gerekiyor. Width'ine işte belirli bir yükseklik, pardon, genişlik verebiliriz. Background'ı yıldız 32 olacak. Ve bir de display flex olacak. Align item center olacak. Bir de içerisindeki şeyi, search ikonunu şuradan görebiliyorsunuz zaten. Evet, center'ladık. Bir de margin right 10 piksel diyelim. Bu şekilde sağ taraftaki mikrofonla kısmında ayırmış olalım. Evet, bu şekilde. Tabii şu ikona birazcık sinir olduk. O yüzden ona biz bir class vermiş miydik? Vermiştik. Buraya gelip şöyle yapıp ve diyeceğiz ki font size'ı 24 piksel. Tabii yemedi important dersek 24 piksel mi bir saat? 50 piksel desek tamam. 24 piksel desek okey. Tamam. Biraz büyütelim mi aslında? Ne yapalım? 26 piksel. Büyümüyor. Heh, şöyle daha iyi sanki yani. Neyse, artık o sizin vereceğiniz karara göre değişir. Kalanını değiştirebilirim ama ne yapalım? 7 yapalım şöyle. Biraz daha şu resmin rengi yakın olsun. Şimdi sağ tarafa geçeceğiz. Burası neydi? Bizim burada tab image'imiz vardı. Bu en altta olması lazım. Çünkü şöyle hiyerarşiyi bozmayalım arkadaşlar. Sonra ararken sıkıntı çıkabilir. Bu şekilde alışkanlık kazanmaya dikkat edin. Şimdi sağ tarafa yazacağız. Burada ise ne yazmıştık? Top left, top right. Şunu alalım şöyle. Şimdi burası flex 3 olacak. Şöyle olacak. Display flex olacak tabii ki. Align item center olacak. Tabii justify content flex end olacak. En sağa bunları göndereceğiz. Sonrasında bunun içerisindeki her bir ikonumuz neydi? Bakalım ne vermişiz buraya? Tab icon vermişiz. Gelelim o zaman bunlara da, diyelim ki margin right 20 piksel ve cursor pointer. Güzel. Burada güzel. Şuraya bir şey verdik. Bak, burası kursoru yok bunun. Burası sidebar'daydı. Sidebar'a girip menü icon diyelim. Class name deyip buna da menü icon dedikten sonra gelelim bunun içerisine. Sidebar wrapper item'dan önce şöyle cursor pointer. Evet, şöyle olsun. Evet, daha feed kısmımız var. Şimdi geçeceğiz oraya arkadaşlar. Feed kısmımızda şunları bir kapatalım. Gelip hemen tab barın, yani app JSX içerisinde burada feed diye bir komponent olmasını istiyorum. Tabi bunu da komponentlerimiz içerisinde feed diye açacağız. Bunun içerisine gelip feed.jsx ve aynı zamanda bunun aynısından gelip ne diyeceğiz? CSS diyeceğiz. Şunu silip evet, şu şekilde reafc diyeceğiz. Import React sileceğiz ve import buradaki feed CSS'i bunun içerisine import edeceğiz ve buradakinde ctrl space dedik ve buraya aktardık. Bakın feed buraya geldi. Feed'imin içerisinde ne var? Bu şekilde bir tane postum var değil mi? Ben bu postumu yapmak istiyorum. Tabi bunun içerisinde grid'de de yapabilirdik aslında. Burada flex de yaptık. Burada da yine aynı şekilde feed'imizin içerisine girip buraya bir class vereceğiz. Feed diyeceğiz. İçerisine girip ne yapmamız gerekiyor? Bir tane post. Her bir video için bir post komponenti açıyoruz. Tamam mı? Bunun içerisine yazacağız. Şimdi bana diyecek ki sen açtın ama post komponenti yok. Bunu da açacağım. Geleceğim buraya. Post diyeceğim. Komponentin içerisine. Tekrardan post.jsx ve post.css veya fc dedik. Şunu sildik. Import post.css. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra gelip bunu import edebiliriz bunun içerisine. Güzel. Şu an post bu şekilde gelmiş oldu. Bizim için önemli olan postların içeriğinde ne var ne yok bunu bilmek. O yüzden post'a geldik. Buraya geldik. Class name post dedik. Sonra şu post'un image'i var ya, onu bir konteyner içerisine alacağım. Çünkü bir resim ekleyeceğim, bir de şu static duration ekleyeceğim. O yüzden buna gerek var. Image diyeceğim. Post image. Burada bir pardon şu class'ı yazalım buraya. Sonra search kısmına da şuradan benim image'in adresini alalım. De ben bu API'deki fake data dosyasını size vereceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Şu an baktığımda evet geldi. Burada da React'in Formik ile form validation işlemini anlatıyorum. İzlemeyen arkadaşlar varsa bunu izlesin. Bunun tabi bir de kütüphanesiz olan kısmını anlatıyorum. Orası da önemli. Orada da buradaki gibi mantığını anlatıyorum. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya şimdiye kadar sen full CSS yazdın. Biz skeleton görmek istiyorduk. İşte bir screen, loading screen görmek istiyorduk. Göreceğiz arkadaşlar. Buradaki aşama önemli aslında. Dediğim gibi yeni başladıysanız sürekli uygulama yapabilirsiniz. Bu tarz uygulamalar sizin için önemli. Şimdi image dedik bu şekilde. Bunun içerisine bir de span ekleyeceğiz. Ve bu span içerisinde de şuradaki dakika yazacak. Mesela 10.0, 10 dakika gibi. Bu tabi bir de class name olacak. Bu da post duration olacak. Evet bu şekilde. Sonrasında post info container. Infolarımız var. Infolarımız hangileri oluyor? Title'ımız, kanalımızın ismi, buradaki izlenme sayısı ve buradaki de tarihi. Bunları tutmak için bir de sol tarafta avatar var gördüğünüz gibi. Sol tarafı bir yere, sağ tarafı bir yere alacağız, tamam mı? Hatta şöyle göstereyim. Bak burası bir yerde, burası bir yerde. Çünkü bunları flex ile atacağız. Burası bir, burası bir, burası bir yerde, burası bir yerde. Bu şekilde. O yüzden post info container'ın içerisine bir tane image açacağız ve burada bir avatar belirleyeceğiz. Tabii ki yine benim avatarımı almak zorundayız. Siz istediğiniz avatarı alabilirsiniz. Sonrasında bu avatarımızın bir class name olacak. Bu class name ise post avatar olacak. Evet bu şekilde. Sonra post info açacağız bunun içerisine. Demiştim ya. Flex ile yani avatarla flex infoları yan yana atacağız. Burada bir span olacak. Span'ın klası ne olacak? Post title olacak. Bundan iki tane daha kopyalayacağım. Bu channel olacak. Alt tarafa gideceğim ve burası da detail olacak. Detail. Evet bu şekilde. Şimdi bu post title şuradaki herhangi bir tanesini alayım. Mesela post title bu olsun. Post channel name aslında şu channel kanal ismi. Detaylı da şöyle bir şey alacağız. Evet şu anda baktığımızda tüm bilgilerin, infolarımızın geldiğini görüyoruz. Şimdi geleceğiz. Hemen ne yapacağız? CSS kısmına gidip bunu CSS'ine yazacağız. Tabii en baştaki postumuza geldik. TL inşallah dolardan yüksek olur, amin. Yani daha değerli olur o şekilde. Rakamsal olarak zaten şu an daha fazla ama. Evet neyse, konumuz da değil, hemen diyelim width 274. Şimdi buradaki width özelliğine dikkat edeceğiz. Margin right'ı 12 piksel, margin bottom'ı 30 piksel olacak ve bir de cursor pointer'ımız olacak. Yani şöyle her türlü buradaki gibi bir pointer'ımız olacak. Güzel. Sonra post image container içerisine gelip diyeceğim ki position relative olsun. Çünkü birazdan ne yapacağım? Öğelerimi getireceğim. Width'in 274 olsun. Height'in 153 piksel olsun. Şunu. Pardon, şuradaki React Formik ile Form Validation görselimiz var ya, postumuzun görseli. Bu postumuzun hepsi geneli. Yani biz geneline verdik şöyle. Sonra bir de buna verdik. Şuna, şu an post image container burası oluyor. Şimdi ise ne yapacağız? İçerisindeki post image'i hemen width %100, pardon width %100, height %100, object fit cover diyeceğiz. Pardon cover. Bakın bu şekilde oldu. Hemen şuradaki avatarı da yapalım bir. Post avatara da ne yapacağız? Width 32 piksel, height 32 piksel, border radius 50 %, object fit cover, margin right 10 piksel. Evet, buraya da verdik. Tabi post image'imizin hemen altında, buradaki image'in hemen altında şurada bir post duration'ımız var. Şurada sayı var ya. Bunu bunun içerisine atacağız arkadaşlar. O yüzden absolute vereceğiz. Yani post duration'a diyeceğiz ki background'ımız 333. Position absolute dedik. Right'ın 0 olsun. Ama bottom'dan 5 piksellik bir yükseklik al. Padding 2 piksele 5 piksel olsun. Bir de font size'ımı 12 piksel yap. Font weight'imi ise yok, bold yapma, 500 yap. Evet şu şekilde. Buradaki tabi bunun bir niye böyle oldu ya? Enteresan. Color white. Evet. Ha, şeyin color'ını vermek. Neyse. Color'ımızı ekledik. Güzel. Şimdi nereye geçeceğiz? Şuraya geçeceğiz arkadaşlar. Info container'a geçeceğiz. Postumuzun içerisinde post image ayrı, bir de info container'ımız var. O yüzden geldik buraya. Ve buraya dedik ki display flex margin tab yukarıdan bir 15 piksellik uzaklaşmasını istiyorum. Sonrasında avatarımızı yazdık zaten. Ondan sonra gelen ne? Post info diye bir şey geliyor, tamam mı? Bunu da aynı şekilde display flex ve flex direction column yapacağım. Sonrasında post title'ım vardı. Şunu. Hemen onu gelip ne yapmam gerekiyor? Font size 14 değil 15 piksel, font weight 500, margin bottom 5 piksel. Yalnız benim anlamadığım bunlar neden böyle oldu? İşte ben bir genel bir neyse color white. Yani aslında gelip bunu şeye versek, bu açık white mı? Emin olamadım. Aynen FFF. O zaman şu white'la şu white'ı sil. Gel buraya yapıştır. Posta. 2 defa yazma bir daha. Bunların rengini içeriden değiştireceğiz zaten. Evet, title bu şekildeydi. Sonra gelip post channel ile post detail'ın ikisi aynıymış özellikleri, yani şunla şunun, evet hemen hemen aynı gözüküyor. O yüzden font size 14 piksel, font weight'i 500, color'ı AA, margin bottom ise 3 piksel. Evet. Hem biz feed'e vermedik bir CSS. Ben de diyorum bir şey var burada ama evet, color white buradan alıyor büyük ihtimal, o yüzden neyse. Feed'e biz yukarıdan şey sağladık. O yüzden gelelim nokta feed, değil mi? Nokta feed. Padding 25 piksel yapsın. Çünkü sol tarafta şurada boşluk yoktu. Bakın da aynı. Ondan sonra display flex diyelim. İçerisinde kaç tane varsa, yani şu şekilde göstereyim. Şunu demeden önce. Feed'in içerisinde 2, 3, 4 tane post var. Alt alta geldi. Ben bunun alt alta gelmesini istemiyorum. Ne yapacağım? Display flex diyeceğim. Ne oldu? Yan yana geldi. Flex, wrap, wrap diyeceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi bunları API'den çekeceğim için ne olacak? Alt alta kendi sıralayacak zaten. Okey. Evet, şu an bu işlemi de bitti. Şimdi API'den verimizi çekebiliriz. Tabii bunun için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Gelip package.json'ın içerisinde, şurada bakın client'ım var ya, şöyle yapayım, client package.json'ın içerisinde en aşağı proxy'mizi yazmamız gerekiyor. Proxy'mize ne yapacağız? API'mizi yazacağız. API'miz neydi? Localhost 5000 idi. API'miz buydu. Evet, bunu aldık, bu şekilde kopyaladık. Sondaki slash'ı silebiliriz. Ve bunu bir yeniden başlatalım. Görmeyebilir çünkü orayı. Bak, bir 3006 vardı. Bu bizim yaptığımız. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki postlarımızı getireceğiz, değil mi? Postlarımızı nereden getireceğiz? Feed'den. Map ile döndürmemiz gerekiyor. O yüzden geleceğiz, diyeceğiz ki const ne diyelim, post set post, şöyle bir use state açalım, tamam mı? Sonra gelelim use effect snippet ile, şöyle use effect'imizi açalım. Şurayı hemen yukarı import edelim. Şu törtü kapatalım. Bunun içerisine gelelim. Burada try catch bloğu oluşturacağım. Burada error console.log error dedik. Şu şekilde. Try'ın içerisinde diyeceğim const res eşittir. Tabi axios'u da yüklemek gerekiyor buraya. Hemen gelelim npm axios diyelim. Axios'umuzu yükledikten sonra cls npm start deyip tekrardan başlatalım. Burada da gelelim, diyelim ki axios.get metoduyla getireceğiz. API.post değil. Biz burada şeyde neyle getiriyorduk? API'mizi API videos ile getiriyorduk, değil mi? Bakın bu şekildeydi. API videostu. O yüzden gelip burada da API videos yazacağım. Axios'u görmediği için şurada bir tekrardan çalıştırmıştık zaten, gelelim. Import axios from axios. Bunu getirelim şöyle. Şu an çalışır. Şu an burası. Şunları kapat. Şu an ne yaptım? Geldi. Burada resim içerisine. Const res tabii ki burada bizim bir asenkron fonksiyon içerisinde olması lazım. Const get post diyelim. Asenkron bir işlem olduğunu belirtelim. Şu şekilde getirelim ve burada da await diyeceğiz. Burada bekleyecek. Sonrasında bunu aldıktan sonra set post ile aldığımız resim içerisinde datayı atacağız. Sonra geleceğim ben. Buraya yüklendikten sonra use effect'in içerisinden çıkacağım. Ve buraya diyeceğim ki log post. Sen postları eğer set dediysen gel yazdır. Şöyle geleceğim. Şöyle yenileyeceğim tekrardan. Ops, hiçbir şey gelmedi. Maşallah diyoruz. Neden gelmedi? Çünkü get post'u sen çağırmazsan nereye geliyor kardeşim? Fonksiyon oraya yazmışsın ama çağırmamışsın. Stick mod'dan dolayı 50 tane yazdı buraya. Normal 2 tane yazması lazım ama neyse, verilerimi aldım mı? Ben aldım. Okey. Benim için olay bitmiştir. Bunu kapattım. O zaman şunları sildim. Bir tane post kalacak. Bunun içerisinden ben post'un içerisinden map ile döndüreceğim. Burada her biri post olarak alacak. Ve içerisinden post'umu göndereceğim. Bakın 8 tane, pardon şöyle yapalım. Heh. 8 tane döndü. Burada bana unique key istiyor. O yüzden ben diyorum ki key eşittir diyorum. Post'un içerisinde ben API'de ID belirtmiştim. Bunu ver. Gitti. Bu hangi extension'dan acaba? DevTools'tan bir extension hata verdiğini gösteriyor ama bir bakalım bakayım. Neyse, ona sonra bakarım ben. Bu bizim şu anki projemizle alakalı bir hata değil arkadaşlar. Neyse. Şimdi her bir post değerinde ne yapacağım? Geleceğim buraya, post olarak göndereceğim. Sonra postun içerisine gelip diyeceğim ki post. Değil mi? Hatta tüm bilgileri oradan alabilirim ama neyse, gerek yok. Şimdi image'imin içerisinde şöyle bakacağız. Post.image diyeceğiz. Şu an bakın tüm görsellerim değiştiğini görebiliyorum. Burada olduğu gibi. Sonra şuradaki title'larımı vermek istiyorum. Tabii şu duration'larımı da vereceğim. Bunları nereden alıyordum? Buradan alıyordum. Mesela title, view, state. Bakın image dedim. Buradaki adresler zaten API bilginiz biraz vardır. Yoksa arkadaşlar biraz API nedir? JSON verisi nasıl alınır? Bunlara biraz çalışmanız gerekiyor. Duration diyeceğim. Evet, şu an dakikalarımın hepsi bakın buradaki gibi geldi. Sonra avatarları değiştireceğim. Kanal sahiplerinin avatarları post.avatar dedik. Bakın hepsi değişti. Üf, tabii ki değiştirmedi. Çünkü avatar bakalım neredeymiş? Channel'ın içerisindeki avatardaymış. Yani post channel avatar. Bu şekilde. Evet, hepsi geldi. Şimdi kanal ismi değil mi? Tabii onun öncesinde şurada bir title var. O da post.title'dan gelecek büyük ihtimal. Pardon, bir şey çalıştırdım ama ne çalıştırdım anlamadım. Umarım bilgisayarı kötüye sokacak bir şey değildir. Neyse. Şuradan bakın title'larım geldi. Sonrasında burada channel isimlerim var. Burada yine bir hata yapacağım büyük ihtimal. Diyeceğim ki post.name diyeceğim. Tabii ki burada gelmeyecek. Tekrardan API'ye bakacağım. Diyor ki channel.name. O yüzden channel'ımı alacağım burada. Pardon. Evet, channel.name dedik ve isimlerimde her biri farklı bir şekilde geldi. Güzel. Şu 820k waves'i, o da post.waves. 820k, 92k, 1.1 milyon benim videom. İnşallah o günleri de görürüz. Sonrasında bir week ago diyor. Bunu da ne yapacağız? Post.date ile alabiliriz. Evet, 5 days, 1 month, 3 days falan filan. Evet, şu anda güzel bir şekilde bu işlemimizi gerçekleştirdik. Avatarlarımız, title'larımız, işte buradaki image'lerimiz falan hepsi geldi. Güzel arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey göstereceğim. Biz neden böyle bir şey yapıyoruz? Tamam, neden loading screen'e gerek var? Yani yükleniyor ekranına gerek var. Şimdi geldim demedim, tamam mı? Şimdi bizim bu uzak bir sunucudan geldiğini, mesela Japonya'daki bir sunucudan geldiğini düşünelim. Tamam, buraya gelene kadar biraz zaman geçiyor. İşte yavaş bir şey. Bunun içerisine geleceğim. Set mesela şurada. Videolar geliyor ya. Set time out diyeceğim. Tamam, bana işte 10 saniyede 10.000 yazdığım zaman 10 saniye olarak set time out algılar. Veri geldi. Ben burada JSON'a çevirdim. Bakın şimdi. Yenilediğim zaman bakın daha veri gelmedi mesela oradan. Bu şekilde ekranda ben hiçbir şey görmem. Ve bu kullanıcı ne olduğunu anlamaz burada, tamam mı? O yüzden bizim burada bir yükleniyor şeklinde bir şey koymamız, eklememiz gerekiyor ki kullanıcı da ne olduğunu, hani bir şeyler yüklendiğini anlasın. Bu biraz kullanıcı deneyimi kısmına giriyor ki bizim işte React developerların, frontend developerların bilmesi gereken önemli bir konu. Kullanıcı deneyimi. Buradaki kullanıcı deneyiminde buraya eğer şuradaki gibi bir yükleniyor veya şunlar gibi bir skeleton atarsak hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi biz onu gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız? Biz bir komponent yazacağız burada. Ne için? Tekrar tekrar kullanabilmek için bir skeleton komponentini yazacağız. O zaman hadi geçelim bu skeletonu yazmaya. Gelelim şuradan bir tane skeleton diyelim. Bu iskelet yapımızın içerisinde yine aynı isimle pardon sil, şöyle import CSS, şunu oluştur. Bu niye export console oluştur? RFC. Heh. Şöyle skeletonumuzu oluşturduk, tamam mı? Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Şunun gibi yapmam gerekiyor. Hatta bir saniye. Şöyle sayfayı yenilersek bakın şunun gibi bir şey yapmam gerekiyor. Buradaki mantık aslında bir tane burada div, aynı bunun şeyinde yüksekliğinde ve genişliğinde, aynı şekilde avatarda, yazılarda. Sadece arka planı değişik, bir de animasyon eklemişiz. Basit bir animasyon. Olayımız bu aslında arkadaşlar. Bunu aslında fazla büyütecek bir olay değil. Gözünüz hiç korkmasın. Gelelim. Ve diyelim ki bunun içerisine. Aslında bunu şöyle de oluşturabiliriz. Export, default, deep. Function, skeleton şeklinde de oluşturabiliriz. Çünkü içerisinde birden fazla fonksiyon yazacağız. Şimdi bizim yazacağımız ilk fonksiyon cons feed skeleton olacak. Bak bunun içerisinde ayrı bir fonksiyon yazdım. Şimdi diyeceksiniz ki zaten burada bir fonksiyon vardı. React çalışmazsa, çalışır arkadaşlar. Çünkü biz burada bir şeyi return etmedik şu an. Return edeceğimiz buradaki fonksiyon buradaki komponentte dönecek. Zaten React'in sürekli bu şekilde kullanışlı olmasının sebebi bundan dolayı. Şimdi yapıma bakıyorum, tamam mı? Bir tane kapsayıcı oluşturmam gerekiyor. Şöyle baktığım zaman içerisine yerleştireceğim. Kapsayıcı olacak ve burada bir image olacak. Hemen bir tane kapsayıcı olacak. Post skeletonun şöyle bir div alıştıracağım. Post.sk diye. İçerisine gireceğim. post.sk-image ve burada bir image oluşturacağız aslında. Bunu gibi düşünün ama image oluşturmayacağız. Ne yapacağız? Image varmış gibi sanki bir divi vereceğiz ve arka plan rengini değiştireceğiz. Olayımız bu arkadaşlar. Yine infolarda da aynı şekilde post.sk info 2 tane vardı, 3 tane vardı zaten burada baktığımız zaman. Bir sol taraf, bakın yenilediğimiz zaman sol taraf ve sağda da tekstler var değil mi? 2 tane. O yüzden sol tarafta post sk deyip avatar, hemen bunun altına gelip post sk detail deyip içerisindeki tekstleri yazacağız. Post sk text, aynı şekilde bir tekst daha, tabi bu small diye şöyle bir tane sm klası ekleyeceğim. İkisi de aynı olacak ama alttaki biraz daha kısa olacak bu şekilde. Olay bu arkadaşlar. Şimdi buraya gireceğiz, tamam mı? Yazacağımız CSS burada çağırdığımızdaki yüklenen animasyonla aynı olacak. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Buradaki boyutu aynı yapmam gerekiyor değil mi? Ben postuma gidiyorum. Postumda genel olarak ben kaç vermişim? Bunun aynısını vermişim zaten. Ben bunu alabilirim buradan full. Tamam. Posttan gittim aldım. Sonra benim skeletonun içerisinde post.sk vardı. O zaman post-sk'ya gelip bunu yapıştırabilirim. Margin right width'i kalacak. Margin tab'ı kalacak. Kursora gerek yok. Zaten yükleniyor. Color'a gerek yok. Aynen bu şekilde. Sonra bunun içerisinde ne vardı? Post.sk image var değil mi? Şu. Tamam, bunu da arka plan rengini değiştirerek şunu vereceğiz. Ne diyeceğiz buna da? Yine width'i 274 olacak. Değil mi? Height 153 piksel olacak. Aynı şuradaki gibi aslında. Bakın buradaki gibi. Yani aynı değerleri veriyoruz aslında. Sadece background vereceğiz orada. Bu da 32 olacak. Bu şekilde. Sonrasında aynı şekilde info'ya da verelim. Hatta gelelim biz bunu feed'de bir görmeye çalışalım. Tabii bunu ne yapalım? Öncelikle return etmemiz gerekiyor. Ne diyelim? Return diyelim. Feed skeleton diyelim. Tabii bu şöyle olması gerekiyor ki bize HTML bu renderlasın. Return. Tamam. Şimdi feed'e gideceğiz. Nerede bizim feed komponentimiz? Burada. Bunun içerisine girip bir tane şurada bir çağıralım bakalım. Feed değil pardon. Skeleton diyeceğiz. Heh. Şu an gelmedi. Neden gelmedi? Bak bunu return etmemiştim. Bakın şuradaki parantezleri kaldırın. Bunu şöyle şuradaki şeyi de kaldırın. Buradan seçip normal parantez edin veya return de edebilirsiniz. Return ederseniz de çalışır. Çünkü biz return etmemişiz. Yani burada süslü parantez açtıysak şöyle yapmamız gerekirdi. Yani gelip bunu şunu kapat böyle deyip return dememiz gerekirdi. Aynı şekilde ama buna gerek yok. Arkadaşlar şuna gerek yok. Direkt şuradan normal parantez açarsak da return edecektir. Evet bakın bu şekilde göründü. Şimdi hemen altındakileri de biz info kısmını da yapalım. Diyelim ki nokta post.sk-info display flex margin tab 15 piksel. Sonra yine post.sk avatar. Hemen gidelim bizim şuradaki postumuzda avatarda ne yazmışsak gidip alalım. Evet. Width'i verdik. Border radius verdik. Object fit'e gerek yok. Resim yüklenmiyor. Margin right'ı verdik. Bir de background'ı ne yapacağız? Yine aynısını vereceğiz buradakine. Evet bakın avatarım geldi. Sonra detaylıma geleceğim. Nokta post.sk detail diyeceğim. Buna display flex diyeceğim. Flex direction kalan diyeceğim. Bir de width'e %100 diyeceğim. Sonrasında gelip şuradaki textler vardı ya. İki tane. Biri büyük biri küçük. Onu yazacağım. Yine background'ı burayla aynı. Sonra bunun bir tanesi width'i 90 %. Tamam mı? Height'ı 20 piksel. Margin bottom 5 piksel. Bakın ikisi de geldi. Şimdi bir tane SM koymuştuk. Birini küçük yapacağız diye. O SM eklediğimiz kısmı ise diyeceğiz ki width 50 %. Bu kadar arkadaşlar. Yani olayımız bu. Şimdi biz buna animasyon eklememiz gerekiyor. O yüzden tamam buraya gelip animation diyeceğiz. Animation dedikten sonra animation'ımızın ismi skeleton diyeceğiz. 1 saniye sürsün. Ease modunda olsun. Özelliğinde olsun. Infinite. Yani sürekli tekrar etsin ve alternate dediğimizde şöyle yanarlı dönerli sönsün. Bakalım. Bunu tabii ki verdikten sonra şu özellikle ilgili bir keyframes atamamız gerçekleşmesi gerekiyor. Skeleton deyip to deyip içerisinde sadece opasitesini biz düşürmemiz gerekiyor. Yani 1'den 0.5'e sürekli yanıp sönecek. Bakın. Olayımız bu aslında. Şimdi bu şekildeydi. Tamam mı? Peki ben bunu nasıl göndereceğim? Şimdi gelip bu skeletona diyeceğiz ki şurada bir tane is loading diye bu şekilde de yapabiliriz veya is loading çünkü daha mantıklı bir kullanım olacak. Is loading set is loading bu şekilde. Şimdi set is loading şuradayken, tamam mı? Buradayken true olacak. Tabii bu başlangıçta ne olacak? Bu false olacak. Yüz efekte girdik. Şeyi çalıştırdıktan sonra true olacak. Sonra try catch bekleyecek tabii ki bu sonuçlanana kadar. Sonuçlandıktan sonra tekrardan false olacak. Yani sayfa yüklendiğinde o zaman biz ne yapacağız? Biz skeleton'u çalıştıracağız. Skeleton diyeceğiz. True ise pardon. Is loading. Eğer true ise skeleton. Eğer değilse pardon. Şuradaki map işlemi çağır. Şuradaki parantezi kapat. Evet bu şekilde. Evet bakıyorum. Yükleniyor. 10 saniye yaptık tabi. Bunu düşürelim biraz. 4 saniye falan. Şimdi arkadaşlar tekrardan yeniledik. Bakalım. Evet bu şekilde. Tabi bunu biz map'le de döndürebiliriz ama biz kaç tane içerik varsa o kadar döndürmek yerine şöyle bir şey de yapabiliriz. Gelip bunu JavaScript ile içerisinde sayı vererek çoğaltabiliriz. Nasıl yani? Counter veririz buraya. Bir counter ekleyip 8 diyebiliriz. Bu 8 dedikten sonra buraya gelip, tamam mı? Şu return dedik ya. Bunu bir şöyle array içerisine alırız ve ne oldu? Şunu şöyle kapat. Array dedikten sonra fill diyeceğiz. Şu array'i şuraya atacağız tabii ki. Yanlış yaptık. Yani fill, array'in fill özelliği, doldurma özelliğini kullanacağız arkadaşlar. Bu da counter kadar. Yani kaç verdiysek. Ekran yüklendiğinde 8 tane. Eğer buraya gidip 10 yaparsak veya işte ne bileyim 4 yaparsak sayfayı yenilediğimizde 4 kere. Şurada bir key probe ile ilgili bir şey söylüyor. Neyse. Şurayla ilgili sanırsam. Burada döndürüyor ya. Neyse oraya sonra bakarız. Şimdi burayı yeniledik. Bu şekilde geldi. Okey. Şimdi ben aynı skeleton içerisinde farklı fonksiyonlar yaparak diğerlerini de çağırabilirim. Nasıl yani? Mesela yukarıdaki şu menülerin de aynı burada olduğu gibi şu şekilde çağırabilirim. Mesela buraya da bir kapsayıcısı olacak. Bunların hepsi bir yuvarlak düz div olacak, tamam mı? O yüzden hemen yapayım. Daha iyi olur sizin için. Cons diyelim. Tab Skeleton diyelim. Tabii return edeceğiz böyle. Tab ck dedik. İçerisine girdik. Tab ck ikon. 2, 3, 4 tane. Bakın 4 kere bunu çünkü 1, 2, 3, 4 tane var ya. 4 kere yaptık. Sonuncusu image olacak. Okey. Şimdi bunun için yazmaya gideceğiz. Bakalım bir tane. Bununla ne yapacağız? Diyeceğiz ki nokta tab sk'nın içerisine display flex diyeceğiz. Çünkü içindekileri şöyle yan yana sıralamak için. Bir de align items, center, justify content, space, flex and. Aynısı yani şurada post'un içerisine girip ya da tab'ın içerisine girip bakarsanız aynı şeyleri yazdığımızı görürüz zaten. Oradan gidip de kopyalayabiliriz. Sonra şu icon'a yazmamız gerekenler var. Hatta gidelim tab'ımıza. Burada left var. Bize right lazım. Right'da mesela icon'a bunlara gerçi bizim bir şey vermemiz gerekiyor. Skeleton'da verelim. Top sk icon işte her bir marjinal 20 piksel olacak. Width'i 25 piksel. Height'ı 25 piksel. Border radius 50 %. Background'da da yine aynı şekilde 32. Bu şekilde. Tabi bu biraz daha büyük olacak yüklendiğinde. Bakın burada yapmıştım ben. Bakın sağdaki daha büyük. O yüzden onunkini zaten ayrı yazmıştık biz. Nerede bizim skeletonumuz? Evet şurada. Gelip bunun içerisine de ne yapacağız? Bunun aynısını yap. Şurası ne olsun? 30 piksel olsun. Sonra margin right'e 40 piksel olsun. Evet. Hepsi bu şekilde aynı. Tabii bunlara da yine aynı şeyleri vereceğiz. Şuradaki animasyonun aynısını gelip buraya da yapacağız. Evet. Şimdi bakalım burada da aynı şekilde olması gerekiyor. Tabii ki biz veriyi nereden alıyorduk? Direkt postun içerisinden aldığımız için feed'den alıyorduk ya. React'te de biz direkt yandaki kardeşlere geçemiyoruz veya parent'a bir veri aktaramıyoruz. O yüzden biz bunu user'a göre yapacağız. Yani biz gelip burada users deyip bir demiştik ya, pardon user deyip bir demiştik ya, bunu çağıracağız, gideceğiz. O yüzden const user set user deyip burada null diye belirttik. Bunu çağırdık. Sonra use effect snippet dedik. Şunu çağırdık, getir dedik. Bunun içerisinde bir tane şunu da silelim. Hayır, böyle bir şey istemiyorum. Const get user asenkron bir fonksiyon. Const user yok, fetch değil. Const res eşittir await axios yukarı import gets API user 1 getir, sonra set user'ın içerisine res nokta datayı at. Sonra gel bunu get user'ı ne yap, çağır. Tabii ki şunu ben bir try catch içerisinde yapmam gerekiyor. Error yazdırsın. Tabi bunu da burada yazdıralım. Şunu yukarıda yazmak gerekiyor. Bunu da şöyle yazmak gerekiyor. Yani şu try catch get user'ın içerisinde olması gerekiyor. Aslında bunu asenkron olarak yazmamıza gerek yok. Bu var. Gerçi var. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Burada denememiz lazımdı. Log'a user'ı bakak bakalım, çağırdık, geliyor mu? Evet, object şeklinde bir verimiz geliyor. Evet, geliyor şurada. O yüzden ne yapacağız? Geldiğine göre yine is loading diyeceğiz. Const is loading set is loading nerede? False'ta başlayacak. Sonra geleceğiz buraya. Set is loading burada true diyecek. Tabii ki bittikten sonra da ne diyeceğiz? False. Sonra şu is loading'i geleceğiz, top bara atacağız. Sonra top bara gittikten sonra şu alttaki video call falan filan bunlar var ya, evet, bunları biz döndüreceğiz. Nasıl? Diyeceğiz ki is loading'i biz burada yolladık zaten. Şöyle loading dedik. Diyeceğiz ki is loading eğer true ise bana bir tane skeleton çağır. Değilse bunu çağırma tabii ki. Gel bunu. Burayı sil. Şöyle bunun içerisinde çağırabilirsin dedik. Evet, bu şekilde. Şurayı kapat. Ha tamam, o direkt geldiği için şuna da aynı şekilde set timeout atmak gerekiyor arkadaşlar. Gelelim buraya da bir tane set timeout ile atalım bunu, şu şekilde yenileyelim bakalım. Allah Allah. Nerede yanlış yaptık ya biz? Biz nerede yanlış yaptık bakalım. Is loading. Ha, fonksiyonu çağır. Pardon. Ben ne yaptım burada? Gidip tabii bunun içerisinde yazarsak, gelip bunu da burada yazalım ki try catch olayından sonra olacak. Bak burada bir şeyler oluyor. Evet. Şimdi burada bir problemimiz var. Problemimiz ne derseniz bakın burada da skeletonlar çakıştı. Bunun için ne yapabilirim? Bir çözüm önermemiz gerekiyor. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Skeleton içerisine gireceğiz ve burada diyeceğiz ki skeleton type belirleyeceğiz, tamam mı? Eğer diyeceğiz, tamam mı? If, tamam mı? Type'ı eşitse mesela bu neydi? Feed'den gelen bir değer değil mi? Feed'den gelen bir değerse bu şekilde return döndürecek. Tabi type değeri de şuradaki type değeriyle aynı. Tabi bunu buraya yazmayacağız. Buraya geleceğiz. Buraya yazacağız. Ana değeri, şunu da kapat. Bunu sil. Tamam. Bu şekilde. Yine aynı şekilde ne diyeceğiz? If'ten gelen, pardon, type'den gelen değer eğer tap'tan geliyorsa return de kardeşim neyi? Şurada yazdım. Tap skeletonu dönder. Bu kadar basit. Şimdi yenilediğimde hiçbirinde gelmeyecek. Çünkü hiçbir type belirlemedim. Öncelikle gideceğim. Posta değil, feed'e gideceğim. Feed'e diyeceğim ki senin gönderdiğinde ben bir tane prop göndereceğim. Diyeceğim ki props'a diyeceğim feed. Tamam, artık feed burada çalışacak. Tabii bunu 8 diyelim. Ben gösterme amacıyla sanki 4 yaptım ama 8 desek daha iyi. Aynı şekilde buna da yapacağız. Bunu app'ten göndermiştik. App'ten tab barının içerisindeki de ne diyeceğiz? Tab diyeceğiz. Type. Tab. Şimdi yenilediğimiz zaman evet bakın arkadaşlar artık uygulamamızda da bu şekilde olabilir. Eğer sorun olursa zaten açıklama kısmına belirteceğim. Neresi kaldı? Şu sol kısım kaldı. Sidebar kısmı kaldı arkadaşlar. Gidelim menü kısmına. Post dedik. Sidebar'daydı. Hatırlarsanız şurası, yani burası gibi burayı da yapacağız. Ne yapalım? Menü. Tamam. Şimdi skeleton'a girdik. Burada yine bura gibi bir tane oluşturacağım. Ne oluşturacağım? Bu menü. Menü skeleton olacak. Bu tabların hepsini ne yapacağım? Menü diye değiştireceğim. Icon'ları ise item diye değiştireceğim. Bunu da item diye değiştireceğim. Okey. Sonra menü sk demiştik. Sonra girelim biz CSS yazdığımız kısma. Geleceğiz şöyle. Öncelikle menü.sk.item'ları her bir item'a width 40 piksel. Çünkü onları da bir circle yapmamız lazım. Şöyle arkadaşlar burada da. O yüzden Buraya height diyeceğiz. 40 piksel. Yine border radius vereceğiz. Biliyorsunuz avatarlarda da yaptığımız gibi. Ve background'da da ne olacak? 32, 32, 32 olacak. Bir de margin, her biri margin top 40 piksel olacak. Peki bunu nasıl vereceğiz? Şöyle aşağı kopyala. Burası da menü diye vereceğiz ve type menü olduğunda menü skeleton'u gösterecek. Güzel. Şimdi hepsini kapatalım biz. Buradan gelelim site'lara. Tabii site'lara bizim göndermemiz gereken bir veri var. O veride ne? Buradaki yine şeye göre is loading'i göndermemiz gerekiyor. Şöyle is loading. Evet. Artık is loading'imizi alabiliriz buradan. Pardon, feed değil. Site'lara göndereceğiz bunu. Yanlış yere gönderdik. Buraya göndereceğiz. Burada ne yapacağız? Alacağız. Gelelim şuraya. Pardon. Şöyle alalım. Verimize. Yine aynı mantık arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. Bir de yukarıdaki şu menü ikonuyla 4 tane değil mi? Ben geleceğim, ne diyeceğim, yine aynı mantık. Is loading true'ysa ne yap? Bir tane skeleton çağır şuradan. Değilse şöyle şuraya bir dolduralım. Tabi burada bu yazmayacak. Şurası, ben bunu bu şekilde buraya eklersem bir kapsayıcısı olmadığı için patlar. O yüzden bunları kesip şöyle bir kapsayıcısına atayalım buna. Sonra bunu gelip şuradan kesip şuraya aktaralım. Evet. Ve type'ı da buradan gönderildiği için ne olacak? Menü olacak. Şimdi yenilediğim zaman hoppala, bakın burası da geliyor. Aslında menüyü almasak, menüyü niye aldık biz? Harbiden ha, menüyü alma. At yukarıya, menü kalsın. Evet, bu şekilde. Bir, iki, üç, dört. Aslında orada bir tane fazla yazmışız. Bizim burada 3 temimiz var. 3 item'ımız. Pardon, yanlış yere sildik. Buraya silecektik. 1, 2, 3. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde bu iskelet yapısını, skeletonu yaptık. Loading screen olarak. Bir ikincisi. Başka ne yapılabilir? Buradan loading progress'te alabilirse bunu şeylerden de, ayrı kütüphanelerden de loading ya da circle progress bar dediğimizde de ayrı kütüphaneler de var arkadaşlar burada. Buradan da kullanabilirsiniz. Bunları import edip, yani birçok seçenek var. Biz şu an Material UI kullandığımız için loading progress diyeceğiz. Yani şunu kullanacağız. Circle diyor ya. Bu nereden geliyormuş? Şunu alalım, import edelim. Nerede? Geldiği yerden. Biz bunu feed'de kullanacağız, tamam mı? Yani şu ekranda kullansak daha sağlıklı olur. O yüzden feed'e gideceğiz. Tamam mı? Burada ekleyebiliriz. Tabii biz hepsini burada topladığımız için gelelim. Biz bunu da burada toplayalım. Bunu aşağı bir kopyalayayım. İsmini değiştireceğim. Ne diyelim buraya? Ne diyebiliriz? Diyelim circle progress diyelim. Tamam mı? Tabi bunlara hiçbirine gerek yok. Şurada sadece bizim şu import ettiğimiz circle var. Circular progress. Circle progress. Neyse. Şunu şöyle alacağız. Şöyle yapıştıracağız. Güzel. Sonrasında Class name'i ne olacak? Circle olacak. Custom olacak. Custom. Sonra geleceğiz buradaki yine içerisine, buraya bir CSS yazacağız. Diyeceğiz ki ne diyeceğiz? Custom'a ne diyebiliriz? Width %100, height'a gerek yok. Display flex, justify content center diyeceğiz ki şuralarda ortalansın. Şimdi bunu da çağıracağız. Buraya da diyeceğiz ki circle olursa sen bunu çağır diyeceğiz. Şimdi fiilimize gideceğiz. Circle olursa çağır dedik. Evet, görüldüğü gibi bakın circle olduğunda çağırdı. Burası, burası ve burası geliyor. Burada da görüldüğü gibi circle. Bir de ayrıyeten custom olarak eklemek istersek kendi özel loading'imi yazmak istiyorsam ne yapacağım? Geleceğim onun içinde. Tekrardan Skeleton içerisine gelip bunu kopyalayacağım aşağıya. Custom loading diyeceğim. Custom loading. Hatta bunu progress demeyelim. Loading diyelim. Loading. Bunu da alalım buraya. Bunu da buraya. Heh, bu şekilde. Custom loading'de ise ne yapacağız? Yine bu custom içerisinde olacak. Bu balls içerisine bir tane div açacağız. Burada ball diyeceğim. Bir de ball, yani toplar olacak arkadaşlar. Zıplayıp duracaklar yani. Tamam. Bu şekilde. Birinci yuvarlak, ikinci yuvarlak, üçüncü yuvarlak. Hemen altına da bir tane span. Bu da class name custom text. Bu da loading. Bu şekilde. Şimdi buna CSS yazacağız, gideceğiz. Buna diyeceğiz ki nokta. Gerçi bu circle'da biz buna niye custom dedik? Enteresan. Şimdi düzeltelim arkadaşlar. Custom değil ki bu, circle. Custom burada. Custom deyip ikisi de bu şekilde yerini alacak, tamam mı? Sonrasında çünkü bunu ortalık ya, şimdi yenilediğimiz zaman nasıl bu şekilde oluyorsa loading'de burada ortalaması gerekiyor, o yüzden custom class'ını da buraya verdim. Ayrıyeten custom class'ına flex direction column kısmını verdim alt alta atması için. Hatta öncelikle biz gidelim şu skeletonumuzda custom loading'i şöyle atalım. Bunu alalım. Buraya custom diyelim. Sonra feed'imize gelip buradan custom'ı verelim. Şu an bu şekilde gözüküyor. O neden o şekilde gözüktü? Circle custom. Bakalım. Custom. Okay. Circle. Okay. Custom. Da sanki yanlış giden bir şey mi var? Bunun ortalanması lazımdı. Anladım. Okey. O zaman align item center diyeceğiz buraya. Ortalanması için. Güzel. Sonra içerisindeki her bir bol divi vardı ya, şunu kapat, skeletonda göstereyim. Her bir bol divine gideceğim ben. Ne yapacağım? Sanki bir noktaymış gibi 10 piksel deyip bunun background'ına color'ına white diyeceğim. Border radius 50 100 diyeceğim. Şöyle gösterelim tekrardan. Bakın şöyle bir şey. Tabi bunun bir kapsayıcısı vardı. Onun ismi de Bols'tu. Gelelim buraya da. Bols'a diyeceğim ki display flex. Okay. Sonra bunun her bir top kendi sağdakinden 10 piksel uzaklaşsın. Bu şekilde. Bir de text vardı. Şuradaki custom text. Bunu da alalım. Font weight 500. Ne bileyim color'ı da ne olsun? İşte white olsun. Bu şekilde. Hatta bir tık da ne yapalım? Margin tab verelim. 5 piksel. Tabii şunlar zıplasın hoplasın. Onu ayarlayalım hemen. Şimdi buna bir her bir şeye ball'a ne yapacağım? Animation vereceğim. Ball isminde bir tane animation açacağız. Keyframes'ten 0.5 saniyelik bir delay olacak. Ease olacak. Infinity sürekli olacak. Bir de alternate olacak. Şöyle baktığımız zaman evet, işlemediğini görüyoruz. Tabii ki buna bir keyframes vermedik. Keyframes'i ne olacak? Ball olacak demiştik. To olup ne olacak? Transform y ekseninde eksi 10 gidecek hepsi yukarıya doğru yani. Evet, şöyle yukarıya doğru gidecek. Tabii bir ikincisi değil mi? Şöyle bunu derken ikincisi de animation delay'ı ne olsun? 0.1 saniye olsun ki hatta üçüncüsü de 2 saniye olsun ki şöyle biri gidip biri gelsin. Şöyle bir şeyler olsun işte. Aynen. Ha, yükleniyor babında. Ama şu sanki ha, şu yanlış oldu. Şöyle her sırayla gitmesi gibi. Evet, bunu bu şekilde de yapabilirdik arkadaşlar. Bir de şuradaki bizim nerede bizim feed'imiz? Feed kısmındaki şunu feed deyip şu vardı ya arkadaşlar. Bunu biz şeyde de yapabiliriz. Skeleton deyip burada mesela materyalin var. Bu şekilde de bakın burada gösteriyor. Sadece içerisindeki props'ları değiştireceğiz. Özellikleri değiştireceğiz. Hatta örnek olarak gelip bizim bir tane şunu avatarı yapabiliriz aslında. Bak şu ortadaki avatar var ya. Şu soldaki gelenleri yapabiliriz. Göstermek açısından diğerleri de zaten aynı bakın. Şunu kopyaladım. Circle'ırmış şu. Ortadaki varyantı. Yine geleceğim Skeleton'un içerisine. Diyeceğim ki cons deyip hatta şunu şöyle bir aşağı doğru kopyalayalım. Bunun içerisinden bir kütüphaneyle olduğu için Skeleton Library diyeceğiz. İçerisine gireceğim, tamam mı? Bir kapsayıcısı olacak tabii ki. Şimdi bu Skeleton değil, Material Skeleton diyeceğiz. Material. Sonra bunu bakalım nereden çağırıyormuşuz? Şuradan çağırıyormuşuz. Yukarı gideceğiz ve oradan çağıracağız. Tabii ki Material Skeleton diyeceğiz. Evet, bu şekilde. Şimdi bu bir tane. Bize kaç tane lazım? Sol taraf için 3 tane lazım değil mi? 1, 2, 3. 2, 3 dedik. Sonra bizim şuradaki top SK var ya. Yok. Menü SK. Aynen. Flex yapısının alması için bunu buraya yapıştıralım. Sonra bu Skeleton Library'yi de burada çağıralım. Buna da ne diyelim? Type'ına Material diyelim. Tamam. Hatta Library diyelim. Bir kütüphaneden getirdiğimizi belli etmek için. Sonrasında bizim bunu nerede çağırıyorduk? Sidebar'da çağırıyorduk. Sidebar'da bunu artık menüden değil, library dedik. Şöyle yenilediğimiz zaman, evet arkadaşlar bakın şurada geliyor ama istediğimiz CSS olmamış. Tabii bunun renklendirmesini de yapabiliriz. Bu CSS'i niye almamış? Ben içerisinden şu anlık geçici olarak CSS yazacağım. Video daha fazla uzamasın diye. Yani aslında buraya gelip bir stil yazıp, değil mi? Hatta öyle yazmayacağız da. Öyle yazarsak hiç hoş durmaz. Bu menü SK neden işlemedi onu anlamadım. Anlam veremedim. Bakalım menü SK'nın içerisinde ne yazıyormuş. Menü SK'nın içerisinde bir şey yazmıyormuş. Aslında. Anladım. O zaman gelelim biz kendimiz yazalım. Ne diyelim? Library diyelim. Hadi bakalım. İş başa düştüyse. Bunu neden kullanıyoruz bir kütüphaneden? Çünkü bakın biz gidip içerisine bir animasyon, CSS falan yazmadık. Direkt hazır olarak geldi. Kendi kendine. Şimdi göstereceğiz zaten. Ne yapalım? Display flex diyelim. Flex direction column diyelim. Ondan sonra row gap'ta bu olsun, 30 piksel olsun. Şu an yenilediğimiz zaman şöyle bakın. Geldiğini görüyoruz. Bunda bir de margin top 40 piksel olsun. Evet böyle daha iyi oldu arkadaşlar görüldüğü gibi. Ne yaptık? Direkt geldik bunu bir kütüphaneden çağırdık. Material UI'den. Bunu geldik buradan çağırdık. Skeleton özelliği vardı. Bunun ismini sadece farklı olarak çağırdık. Çünkü bununla çakışmasın diye. Bu şekilde de projemizi güzelce bitirmiş olduk. Bunu GitHub'a atacağım. Oradan hata alırsanız hatalarınıza bakabilirsiniz. Evet bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Eğer hata alırsanız Discord sunucumuzdan gelip hatalarınızı burada da biz kontrol edebiliriz arkadaşlarla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hatalarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.